Ya? Bu da çok önemli onun için. Yani işi kolaylaştırdın. Sevebilmek zor be abim ama çok kolay. Bazısı da cehenneme girmek çok zor. Hem çok kolaydır hem çok zor. Taraftar o. İştirak amalü urebiye hissedar o. Ne var yani? Ben seni takdir ediyorum, seviyorum. Senin iyiliğini, sevaplarını reddedecek kadar aptal mıyım ben? Haşir meydanında ihtiyacım var. O zaman ben seni seviyorum, takdir ediyorum, iyiliğini başım üstüne koyuyorum. O hasenata ortak oluyor. Niye tenkit edeyim ya? Hocam o İslamiyet'te de var. İslamiyet'te ama olduğu için söylüyorum. Zorlaştırmayın. Tabii tabii. E şimdi Mehdi abi ne dedi? Hepten kolaylaştırdım. Ha. Zor değildi ki zaten. Hani sevebilmek hakikaten zordur hem de kolaydı. Ya sevmek acayip bir bağdır. Allah bu kainatı niye yarattı diyor. 24. sözde geçiyor. Ya tamam da niye yapsın? Durup dururken niye yapsın? Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Sevdi de yaptı. Ya niye seviyorsun? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Allah seviyorum diyor. Seviyorum yapıyor. İnsan sevdiğini yapar. Nefret ediyorum senden dediğini yapar mısın? Ben senden nefret ediyorum, zıkkımlar lan şunu. Der misin? Ben niye vereyim ya? Ha, seviyor Allah. Seviyor. Bu kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Allah sevdiği için yaratmış. Elhamdülillah. Sen de sev kardeşim. Peki sevgi ne yapar? Onun hasenatına ortak olursun. Daha ileri götüreyim. Allah'ı sev. Rahmeti azami olsun. Sevmek kolay değil abi. Hem zordur hem kolaydır. Ama kör olası şeytan hemen ufak bir kıl buradan koca gözüne geliyor böyle. Koca daha göstermiyor değil mi? Ha burada bir kıl ya. Koca daha göstermiyor. Aramıza bir tane beşeriyetimizden dolayı, nakıslığımızdan dolayı ya falan tarihte böyle dedi, böyle şey yaptı. En ufak bir şey kıl, koca hasenatı, iyiliği örtüyor. Aile hayatında da öyledir. E bağırdığımız, çağırdığımızda değer mi? Bak bakalım. Evde bağırdığımızda değdi mi yani? Hiç mi iyiliği yoktu? Hep o muydu insan? Öyle mi Mehtem? Sevgi kadar güzel bir şey var mı ya? Her şeyi kapalı. Tabii ya. Ben seni sevmeye niyet edersem abim, 10 tane sebep bulur. Senden nefret etmek için de 20 tane sebep bulur. O abi onun için sevmiyorum. Hayır, sevmek. Sevemiyorum. Niye? Şundan, hayır. Sen sevmemeye karar verdiğin için o çirkinlikler gözüktü. Muhabbet kusuru görmez abi. Sen beni sevmiyorsan, ben seni sevmiyorsam, önceden karar vermişiz, söylediklerimiz bahane. Geç onu. Geç onu. Üstad ne güzel diyor. Gayrimüslim, kafir, putperest olmayacak. Kafir bir Hristiyan hanımın olsa seveceksin diyor. Bak imanı yok. Bak. Aşk gördün mü hiç? Gayrimüslim de bakmıyor. Bak seviyorsun. Yeter ki karar ver. Sevmeye karar ver. Tamam. İnan sana filizlenir. Filizlenir onu niçin sevdiğinin alametleri. Bir sürü sebep var ya beni sev. Ben seni sevmeme bir sürü sebep var. Ama adavet etmeye, nefret etmeye, sevmemeye karar verdimse de bir sürü de sebep var ya. Yani. Hocam bir şeye gittik sınıra Afrin'le ilgili. Ya ne vatan sevgisi gördük orada hocam ya. Sen de mi oradaydın? Evet. Ben de dün akşam orada değil miydim? Cumartesi. Dün akşam. Pazar günü. Ha ben cumartesi. Ya ne kadar muhteşem. Acayip bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Ben dünyanın güvenli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Mümkün mü hocam? Böyle, acayip bir şey ya. Ondan sonra içeride birisi konuşuyor. Ya git bir iddia et dediler. Ne iddia edeceğim ya? 17 yaşında var yok. Delikanlı ne yapıyorsun? Bu akşam geçeceğim diyor. Boşuna diyor beni iddia etmeye geldiğinizde hiçbir şey yapma diyor. Ya 17 yaşında çocuk ya. Evden kaçmış karşıya geçiyor. Ya böyle bir şey yok ya. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ben şehit olacağım dedi ya. Evet. Adama bak ya. Fesubhanallah. O zaman sana bir ilim olsun. Söyle abi dedi. Şu meyve risalesi, şu cevşen de bir cebinde meyve risalesi, bir cevşen de cebinde de cevşen. Koy, git. Sonra şey de olmaz.
Olur inşallah. Müspet düşünmek sünnet oluyor o zaman sana. Müspet düşünmek sünnetullah'tır. Allah menfi düşünmüyor. Ne güzel soru sordun hocaya hakikaten ya. Güzel bir soru sordun. Hoşuma gitti. Edebiyatçısın ya. Sünnetullah'tır. Konuşmak için konuşmuyor. Hakikaten çok güzeldi. Güzel düşünmek sünnettir. Güzeldi. Hoşuma geldi. Aynen. Sünnetullah. Allah bu kainatı kötü böyle düşündüğünden değil. Mesela diyor ya, güzel ahlakın neticesini güzel düşünmek. Bizim sözlerine geçiyor. Öyle güzel diyor. Ahlaklı olduğu için güzel düşünüyor. Bir de ikinci sözde geçiyor. Güzel ahlaklı olduğu için, güzel nazarlı olduğu için nazarında güzel bir memlekete düştü. Güzel bakan güzel görür. Evet. Güzel görür. Güzel düşünür. He. Peki nazarında fena memleketi, fena memleketlerinin bir yeri yok. Nazarında fena memlekete düştü. İkinci söz. Hodbin olduğu için, hodkam, hodendiş, hodbin, hodkam, hodendiş, bedbin. Bu dört. Olduğu için alemini oluşturuyor. Kafada bir alem. Onun içine giriyor. İnan bana şu dersleri, ikinci sözü iyi adam gibi bir oku. Kafanda bir dünya kurarsın, girersin içeri, cenneti yaşarsın. Bilmezsin, her düşünce, her his, her fikir kendi fikrin olduğunu zannederek, ya ben bunlar niye düşünüyorum? Şeytanın sözünü, kendi sözünü zannedersen cehenneme dönüşür dünya. Cennet, cehennem. Fethuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Burası. Cennete gireceksin demiyor. Gir cennet. Aa burası. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rahmanirrahim. Ey Sadikul Vadil Emin. Ey Malikel Yevmiddin. Şu ifadelere bak. Lemalar 369. Münacat. Açılımını okuyacağım. Hangi? Ey Rahmanirrahim. Sadikul Vadil Emin. Yani vaat ettiği şeye sadık olan, ondan da bizim hiç şüphemiz olmayan, emin olunan Allah'ım. En güzel şey Allah ile emin olmak. Malikel yevmiddin. Din gününün, ahiretin ve onun o süreci olan dünyanın her şeyin sahibi. Malikel yevmiddin. Din günü, ahiretin sahibi olan Kadir-i Zülcelal. Senin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle. Bak, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle. Kur'an-ı Hakim'in irşadiyle. Anladım ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle. Talim akıl. Kalbi irşad. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam talimiyle, Kur'an-ı Hakim'in irşadiyle. Ders aldığı yerler. Aldığı yerler. Ustad aldığı yer. Allah Allah. Madem kainatın en müntahap neticesi hayattır. Kainatın en müntahap. Son her şey. Her şey. Nedir? Hayattır. Kainatın başı da sonu da hayattır. Allah var iken taş, toprak, domuz, yılan, çakal, dünya, ahiret, melek, Cebrail, Mikail, İsrafil yoktu. Allah neyle yarattı hepsini? Hayat ile yarattı. Hayat. Hayatın en kesif tecellisi budur. Hayat da yaratmış. Hayat malzemedir. Hayat hayattır. Hayatın hayatı da nedir? Din. Hayatın hayatı iman. İman. Başka yerde din diyor. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası. İman. Hayatınızı iman ile hayatlandırırsınız. Oh. Keyif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel demişler. Ya Resulallah nasılsınız? Elhamdülillahi ala külli hal sibel küfri ve ulala. Dalaletten ve küfürden hariç her halime hamdolsun.
Peki beşerdi, fakirdi, bilmem neydi değil mi? Niçin sıkıntısı yoktu? Niye ağlamıyordu? Niçin mızmızlanmıyordu? Çünkü yanlışı düşünecek zamanı yoktu. Bir insan kendisini kötü hissediyorsa, kötü düşünüyor demektir. Düşünüyor. Düşünceler, hisleri, hisler, duyguları. Duygular, sinirleri. Sinirler, hormonları aktif eder, iyi veya kötü hissedersin kendini. Senin elindedir. Kötü hissediyorsan, kötü düşünüyorsun. Bana diyorlar, abi nasılsın? Sonsuz şükürler olsun. Kötü şey, kötü olmaya zamanım yok. Hakikaten zamanım yok. Bak kaç dakika geciktim derse. Ha yetişim şunu da bitireyim. Notlar aldım ya, nereden okuyacağım diye. Zamanım yok. Sayfa kaçtı abi? Sayfa vallahi acayip bir şey. 369. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki kainatın en muntahap neticesi hayattır. Hulasa. Cebrail, Mikael, Cennet, Cehennem, 18 bin alem, kadın, erkek falan hepsinin cehennem her şeyi hulasası hayattır. Gül gibi açılması hayattan yapılmış. Her şey hayattır. Madem kainatın en muntahap nihayeti, en hulasası hayattır ve hayatın en muntahap hulasası ruhtur. Yani bir cihaz alalım, Allah'ın dışında 18 bin alemi cihaza koyalım. Hani elmadan elmayı hani fruktoz mu diyorlar, meyve sıkacağım. Mikser. Mikser. Ha, abi ona koyalım suyunu alalım ya, öz. O suyun da suyunu alalım, özünü. Damıtıyorlar değil mi? Suyunu çürüyorlar, özü kalıyor. Aynı bunun gibi. 18 bin alem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz. Domuz, yılan, kedi, köpek, taş, toprak. Şey. Kafir, Müslüman her şey. Kadın, erkek. Koy makineye. Özünü al. Çıkacak hayat. Hayatı da makineye koyalım Mehmet abi. Özel his ve şuur. Onu da al abi. His ve şuurun özünü al. Akılca ver. Ha burada bitiyor. Mahluk. Ruh ise mustakil zati bir cevheridir. Her şeyin merkezi başı ruh. Tamam mı? Ruh. Ruh da gömlek kullanır gibi kullanıyorsun sen. Adam gibi kullandım onu. Yani benim gömleğim diyen kim? Benim gömleğim diyen kim? Gömlek değil. Gömleğin arkasında. Benim gömleğim. Gir içeri benim atletim. Gir içeri benim vücudum. Gir içeriye benim hayatım. Gir içeriye benim aklım. Ya benim aklım kaldırmaz bu işi ya. Ha. Benim aklımın arkasına da geç. Benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil. Onu da sen o. Adam gibi kullan ruhu. Hani pantolonu annesi der ya çocuğa, oğlum öyle kullanma ya, çamur patak ettin ya. Ha, ruhunu da kirletme. Kim sen? Hey! Ruhunu kirletme. Hani deriz ya, ruhum almıyor. Ruhum ağır geldi. Kimin? Benim ruhuma, benim kalemime der gibi, tamam mı? Hep niçin uzatıyorum? Bu çok mühimdir. Kainatın hulasası, muntahabı hayattır. Hayatın hulasası... Efendim his ve şuurdur. His ve şuurun muntahı neticesi hulasası akıldır. Ha, ruh ise bunların hulasası da değil. Zati ve müstakil bir yapısıdır ruh. Ruh dedik ruh gibi girdin yani. Eyvah. Hadi bakalım eyvah. Hayattır dedik. Hayatın en muntahı hulasası ruhtur. Ve zi ruhun en muntahı kısmı da zi şuurdur. Yani... Nebatat, ağaçlar hayat sahibidir. Hayvanlar da hayat sahibidir. Cinler de hayat sahibidir. Melekler de hayat sahibidir. İnsanlar da hayat sahibidir. Ama bunların içinde şuur, melekler, cinler ve insanlardır. Gittikçe öze gidiyor. Ve zişurun en camisi insandır. Zişurun, şuur. Şuur mesela kimlerdi şuur? Bak canlılık, ağaç, bitki, hayvanlar, cinler, melekler, insan. Zil şuurun en camisi insandır.
Allah'ın yegane muhatabı insandır. Dört melek bile insana hizmet ediyor. Ruhunu koruyor. Azrail, emin birisine emanet eder. Abi sen Ömer abi kime en kıymetli malını falan yere götür dersin? En güvenilir, en sağlam adam. Ruhunu da en kıymetli, ondan da kıymetli bir şey yok. En güvenilir, en sağlam adam Cebrail aleyhisselam. Adam gibi adam ya. Azrail dedim, ben ne dedim? Cebrail. Ters söyledim abi. Allah razı olsun. Azrail'dir. Aklımı Cebrail. Aklım Cebrail'e. Hayatım İsrafil'e. Şuurum Mikail'e. Dört melek hizmet ediyor sana be kardeşim. Zişur'un en camisi insandır. Bil kıymetini be kardeşim. Çöplükte harcama. Bil ya. Dişini sık işte. Yakını geçeceksin öteye. Teris olacaksın. Köpek gibi sevk edilmezden önce adam gibi teris olacaksın. Efendim ruhtur. He, insandır dedik. Ve bütün kainat ise hayata musahhardır. Onun için çalışıyor. Mesela bir şeyi bana söyleyin de hayata bakmasın, insana bakmasın. Mesela bir gül. Öküz için bir mana ifade eder mi? Ottan başka farkı var mı? Güzel bir gülün Mehmet abi, Mehdi abi. Bir gül, ot arasında sığ fark gözetmez. Belki yonca daha iyidir. Kedi için muhabbet kuşuyla kokmuş balık kafası, belki balık kafası daha iyidir. Bak, güzellik insana aittir. Yerin altındaki madenler insana aittir. Kıyasla anlamak ve eşyayı, somut eşyayı aleminde soyutlaştırıp unvan vermek, isim vermek, onunla düşünmek insana aittir. Varlıkla düşünmek ona, hayvanlar kendi doğasıyla düşünür. Mesela sığır ne ile düşünür? Ot ve su. Başka bir şey. Kendi doğası. Köpek de öyle. İnsan ise kendi doğası artı varlığı eşyaları anlamlandırarak, isimlendirerek alemine taşır. Mesela kaya deyince ağaç hatırına gelen var mı? Yok. Kaya. Değil mi? Mesela şeftali. Nasıl bir şeftali hatırına geldi mi Ömer abi? Tokat şeftalisi gibi değil mi? Armut geldi mi abi sana? Yok. Ha, işte eşyayı anlamlandırıp içine, üstüne ünvan, isim koyup insanlar arasında ilişkilerde şeftali deyince herkes aynı şeyi anlasın diye ünvan, isim verip onunla o şeftaliyle düşünüyoruz. Ben sana bir misal vereyim. Bak şeftalinin iğrenç bir rengi var mı? Aman aman gösterme. Yok değil mi? Yok. İyi bir kokusu var değil mi? Bak iyi bir kokusu var. İyi bir tadı var değil mi? İyi bir sindirimi var. İnsana da faydalıdır değil mi? Ne diyor? Demek ki şeftali yapan beni biliyor. Ha, böyle düşünmeye sebebiyet yapabilen, böyle düşünebilen insandır. Sığır böyle demez. Ola maşallah şu renge bak ya. Sığırlar diyemez. Sığırlar şeftaliye bakıp maşallah Allah Allah nasıl boya attı? Çünkü niye? Çok iyi bilir ki insan şeftaliye boya atan kör değildir. İşte bu şekilde varlığı anlamlandırıp alemine taşıyarak unvan ve isimle sonra onu malzeme yapıp düşünen yegane varlık insandır. Eşya ile Allah arasında yol açıyor. Ne hoş değil mi dersler ya? Ya şu resmi. Bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor. Ve zi hayatlar zi ruha musahhardır. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Mesela ağaçlar hayvanlar içindir. Zi hayattır. Ağaçlar hayat sahibidir, ruh sahibi değildir. Hayvanlar ruh sahibidir. Şuur sahibi değildir. Bazı hayvanlar hariç. Karınca için ustad şuurludur diyor. Şuurludur diyor lemahatta. Karınca için. Tilki
Maymun için zekidir diyor. Akıllıdır demiyor. Bazı insanların akılları önde olursa mutlu ve huzurludurlar. Zekalar öndeyse en bedbaht insanlar onlardır. Psikoloji sorunlar yaşıyorlar. Akıl başka, onu girmeyeyim. Demek ki zih sahiplilik getiriyor, sahip. Canlılar, bitkiler hayvanlar için çalışıyor. Hayvanlar ise insanlar için çalışıyor. Zih hayatlar, zih ruhlar için. Zih ruhlar, zih şuurlar için. Zih ruhlar, zih hayatlar zih ruhlara musahhardırlar. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve zih ruhlar insanlara musahhardır. Onlara yardım ediyorlar. Bu ders bir yere getirecek Mehmet abi. Evet. Bütün kainatı sana bak emrine vermiş ama bundan senden bir şey isteyecek şimdi. Sen oturuyorsun öyle ama şu anda senin adına Ami kovasında yetişen bitkiler var. Sana rızık olsun diye. Senin için denizde üreyen balık var şu anda. Ama bunun da bir faturası var. İnsan olmanın, insanlığımızı bedava aldık ama faturalı tabii. Ama bedava almadık. O kadar fatura ödemişler ki. Bir kere en basit Ömer abi, senin dünyaya gelmen için annen baban ne faturalar ödedi. Öyle değil mi abi? Ne kadar hayata çile çekmiş. Allah bu kainatı kurmuş. Ya. Bunları anlamlandıracaksın abi. Derslere geleceksin. Kur'an'ını okuyacaksın. Hizbul Hakkayık'ını okuyacaksın. Yani günahlarımızdan terk edeceğiz. Terk yapacağız. Okuduğumuz kitap, dinlediğimiz ders bize tesir etsin diye ne verirsen elinle o gelir seninle tarzında her gittiğimiz yerde, her yerde önümüze kolanı yemeyeceğiz. Yemeyeceksin kardeş. 40 bir haram yersek 40 gün ibadetimizden lezzet alamayız. Namazı şöyle kılarız. Yaptı mı? Böyle dışarıdan bakın hiç namazla alakası yok adam. Ne demek o? İsa'l. Allah Resulü hiç esnememiş. Esnemek gaflettendir. Yani yaptı mı namazla alakası yok adam. Olsun ama namazı namazdır. Ama ibadetinden lezzet alamaz. Yük gibi görür. Peki. Ziruhlar insanlara musahhardır. Onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar şimdi insana dayandı. Her şey geldi ha? Nizam insana hizmet ediyor. İnsanlar fıtraten haliklerini pek ciddi severler. Fıtraten seviyoruz Allah'ı. Seni seveni sevmemek ayıp değil mi ya? Ayıptır değil mi? Edepsizlik. Ben seni çok seviyorum. Oy ben senden nefret ettim. Nizam ben seni çok seviyorum ya. Yok abi ben de seni ya Allah diyor ki bir kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Ben sizi seviyorum. Nereden biliyoruz? Sevdiğimi sevdiklerinizi vererek gösteriyor. Çocuğum pat! Niye vurdun baba? Çok seviyorum seni. Lan sevginin alameti bu mu? Allah sevgisini nasıl gösteriyor? Sevdiklerin. Şeftali sevmiyor musun? Nefes almayı sevmiyor musun? Yaşamayı sevmiyor musun? Vücuda gelmeyi sevmiyor musun? Evladı yalemi sevmiyor musun? Hanımını sevmiyor musun? Bunları sana vererek sevgisini göstermiyor mu abe gafil insan? Sevdiklerimi bana vererek sevgisini gösteriyor. Bir tek tokat, adaveti, bir tek ikram, muhabbeti. Eşini verdi, aşını verdi Mehmet abi. Evet. Aç değilsin abi, sakat değilsin. Bir de dükkan verdi sana ya. Çocuk. Evladı yalemi verdi ya. Öyle mi abi? Yoğun bakımda değilsin. Ne yapsın ki Allah şimdi bu dünyada? Bir de ümit verdi sana ahirette. Ulan gideceğiz diye hiç. Böyle ümitsiz misin? Ulan cehenneme gideceğiz ne yapacağız? Yok. Ne sorarlar sor. Tabii canım inşallah gideceğiz diyorsun. Bunu da veren iman. Bu da iman yaptırıyor. İmanla, imanı vererek sana bu ümiti yaşattırıyor. Çok şükür ya Rabbi ya. Çok şükür Allah'ım ya. Allah'ım samimi yap bizi ya. Ya Rabbi alem. Zevk alıyorum şu an. Ya Rabbi ya, iman ne kadar büyük nimetmiş ya. Lan yavrum nereye gidiyorsun dedim 17 yaşında var yok. Hocam şehit olmaya gidiyor. Fesuba, bu kim söyletiyor? İman.
Adam bir sivilce çıkınca eyvah ölüyorum diye adam feryadı figan ediyor. Bu adam ölüme gidiyor ya körpe çocuk. İman, iman ölümü de teriz gösteriyor. Kanseri günahlarımdan temizlenmek diye anlıyor, anlattırıyor sana. İman böyle bir şey, garip bir şey yani. Kanser seni çökertiyorsa kanser değil, imanın da bir sorun var demektir. Ölüm seni oplattırıyorsa günahların da bir günahlarla bir başın dertte var. Derdi var demektir. Teris olacağız kardeş. Bu güzel hayattan daha güzel bir hayata gidiyoruz. Ölüm kadar kaliteli bir şey var mı? Gelsin ya. Yok dersin namertiz, namertiz ya. Gelsin. Gideceğiz ya. Bu kürsüde oturarak ölmeyecek bir insan değilim. Öleceğim. Adam gibi ölmek. Allah iman selameti versin. Amin. İmanla kardeşim, imanla. Ölümden korkmayın. Günah işlemekten korkun. Azrail'den, Azrail karşıma çıkacak diye korkma. Televizyonlardan korkun. Televizyondan uzak ol. Azrail'den değil. İnsanlar fıtratın haliklerini pek ciddi severler. Seviyoruz ya Allah'ı. Seviyoruz elhamdülillah. Ve halikleri onları hem sever, Allah bizi seviyor, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Nefes almayı seviyoruz ya. Astım hastasını gördüm. Pompayla geçtim öteki tarafa, şöyle yaptım. Bak Murat, bak hoca, bak ne yapıyor. Mehmet abi pompayı çıkarttı, yapıyor, öyle yapıyor. Ben de ayıp olmasın dedim. Geçtim öteki tarafa. Ya hamdolsun. Mevlana'ya demişler ki edebi kimden öğrendin? Sorun cevabı ne olacak? Çok kitap okudum. Öğrendim diyecek. Edepsizden öğrendim. Edepsizlerden öğrendim. Demek ki Allah bizi seviyor. Hem kendini sever, hem her vesileyle sevdirir. Bir nefes. Uçakta geliyordum. Yanımdakine dedim ki, bugün dedim akşama gözünü kiralasan, kiraya versen, ama kör olacaksın akşam ama iyi para alacaksın. Bugün kaça verirdin dedim iki gözünü kiraya? Ya beyefendi dedi ya, öyle soru olur mu dedi ya, sen verir misin dedi ya. Adam neredeyse kızacak bana ya, ben örnek için söyledim. Niye dedim, ya beş dakika gözünü kapat bakalım uçak inene kadar, dayanabilecek misin? Ben de tam oraya geldim. Dedim ya, kaça aldın o zaman dedim ya. Nerede yaptırdın? Baktı. Dedim ki istiyorsun sen dedi. Dedim ya, bu göz bu kadar kıymetli. Bir dükkanda satın mı aldın? Bir tezgahta mı yaptırdın? Kardeşim dedi, Allah verdi dedi ya. O zaman dedim, o verdiyse o vermiştir. O zaman onun rızasının dışında kullanmamak gerekiyor. O kızan gibi çocuk delikanlı, doğru söylüyorsun dedi. Bu sefer haddimizi bildi. Demek ki her vesileyle Allah kendisini bize sevdiriyor. Zamanım yok. Televizyondan uzak dur, bak ne kadar boşluk çıkacak araya. Korkunç hayatınızda boşluk çıkacak. O kadar zaman çıkacak ki size. Zamanınızı öldürüyor, sizi oraya gömüyor. Zamanı yok. Kapat bakalım. O abi, hiç zamanım yok. Telefonla oynadığın vakti çıkart hayatından, uçsuz bucaksız zaman göreceksin. Mahvetti. Yeni neslin yok etmesi lazım. Atom değil, cep telefonu. İster kabul et, ister etme. Aynı böyle. Halikleri onları hem sever, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, insanın istidadı, bir de cihazat-ı maneviyesi, yani şefkati, cihazat-ı maneviye, merhameti, surur, sevk, şefk, lezzet alma özelliği, memnuniyet olma, iftihar edebilme, takdir edebilme, bunlar manevi cihazlar. İstidat ve manevi cihazları, cihazat-ı maneviyesi, başka bir aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Mesela şefkat,
Cihaz mıdır değil midir? Nacip bir şey değil mi? Hayatımızı kıbleye koyuyor. Şefkati kaldırın insanlıktan ne olur? Peki şefkat, muhabbet, aşk, lezzet bu dünyaya tatmin oluyor. He padişah, Hakan? Olmuyor. Şefkat ettiğin sevdiklerin mezara girmiyor mu bu kardeşim? En yakını kim ölmüştür Hakan senin? Bir en yakında, en yakın, en kendini çok güzel neyin? Neyin ölmüştür? Yani baba ölmüştü geçmiş dönemde. Bak baba. Şimdi baban bu Kırıkan'daki o mezarlıklar değil mi? Böyle kayalık mayalık taşlık çıkıyor. Dağın eteği. Şimdi kefini sar, oraya bırak. Sarken sen öyle sokağa bırakabilir misin? Gel de bu şefkatta bir teselli ver. Mesela bir anne düşünün. Yatağında pamuk inişti ve çıkıştı. İnişli ve çıkışlı bir yatak düşünün. Anne Ahmet'e sabaha kadar yatabilir mi? Gider düzeltir değil mi? Gel de o anne çocuğunu toprağa katsın. Şefkat, muhabbet nasıl tatmin olacak? Ha, insana vermiş olduğu istidat, cihazat-ı maneviye bu aleme sığmıyor. Tatmin olmuyor, azap içinde. Şefkat, muhabbet, aşk. Sevdiklerimiz ölüp gidiyor. Gidiyor kardeşim. Ya, bugün beni bir alev aldı. Bizi yetiştiren, vesile olan Rüştü abi, abim. Ulan görmek o kadar istedim ki. Ya ölmüş. Teriz olmuş. Keşke olsa da dedim. Şu işi ona bir sorsaydı. Ben bir şey karar verdim ama sağlamayı ona yaptırsaydım. Dostlarımızın kıymetini bilmiyoruz. Elimizden kaçırdıktan sonra biliyorum. O zaman bu kadar biliyor muydum? Bilmiyordum. Demek ki insanın istidadı, manevi cihazat-ı manevisi burada başı belada, şefkat başı belada, muhabbetimizin başı belada, sevk, şevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, takdir etmek, vefa. Bunlar burada tatmin olmuyor Ömer abi. Her daim kafasına bomba düşüyor. Ebede bakıyor bunlar. Ebede bakıyor. Sevdiklerimiz kabire giriyor. Ömür gidiyor. Bakın, şuraya bak. Ben böyle miydim? Gidiyor. Bakıyor. İnsanın kalbi ve şuuru. Yok mu kalp? Yok mu şuur? Yani şuur ne demek? Olayın arkasına bir veya iki perde sonrasını görmek. Mesela adam iyi ama kanser. Niye üzülüyoruz? Yaşıyor lan yanında işte. 2-3 perdesini mezar görüyoruz. Değil mi? Bu şuur işte. Bir daha. İnsanın kalbi ve şuuru. Kalbinde şefkat var, muhabbet var, memnuniyet var, iftihar var. Bir de şuur var Ahmet. İnsanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor kardeş. Ebed istiyor. Nihayetsizlik istiyor. İstemiyor mu? İstiyor. İstiyor. Mehmet, beka istemiyor musun kardeş? İstiyor abi. Bugün biraz yandım da onun için. Vurdu içeride böyle. Yanmanda bir sebep var mıydı hocam? Vardı ya. Vardı, bir şey, bir şey soracaktım. Evet. Ah burada olsa da. Evet. O çocuk da etkiledi 17 yaşında. Bak, değil mi? Giyiniyor. Evet. Bak cumartesi Rihanna'daydım. Bir de işte bir yerlere gitmiştik. X yerlere. Baktım sanki düğüne gidiyor. Sanki gerdek gecesi. Adamın düğünü olmuş, geldi gecesi. Ulan Afrin'e gidiyor. Dur. İman ne acayip bir şey ya. İman dünya ve ahireti arasındaki berzağı kaldırıyor. İki şeyi aynı gösteriyor. Orayı burada yaşattırıyor. İman ötelerdeki gıda ile burada ruhu besliyor. İman bir daha.
ötelerdeki gıda ile ruhu dünyada besliyor. Allah'a iman ettin, Allah ile besliyor. Çocuk anasını emer gibi. Ahirete iman ettin, ahiretteki feyizler, nuraniliklerle insan ruhu burada, oh be diyor. Kabre öyle bakıyorsun. Demek ki insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor, lika istiyor. Lika nedir Mehmet? Kavuşma. Kavuşma. Ve lisanı hadsiz dualarıyla beka için Halik'ına yalvarıyor. Ya Rabbi, Allah diyoruz. Ver ya Rabbi, iman selamet ver. Darın ahirette, darın saadet ver. Rizan istiyoruz Allah. Cenneti değil, rizan istiyoruz. Yalvarıyor, elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen Allah. Elbette ve herhalde. O çok seven ve sevilen Allah ve mahbub ve muhip olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Böyle bir Allah bizi gücendirmez. Benim Allah'ım insanlar azap çeksin diye yaratmamıştır. Her fırsatta memnun etmek, her fırsatta insanların dertlerine derman yapmak için yaratmış Allah. Bu hayatı anlamlandırıp ahirette malzeme olsun diye şey yapmış. Böyle bir Allah bakın. İnsanın kalbi ve şuuru beka isterken, lika isterken, lisanı hadsiz dua ile Halik'ine yalvarırken Allah elbette ve herhalde bak cümleye bak. Elbette ve herhalde. O çok seven ve sevilen. Değil mi? İnsan çok, insanı Allah çok seviyor, Allah da çok seviliyor. En çok sevilen kimdir? Allah'tır. En çok seven de O'dur. Ha, en çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhip olan insanları diriltmemek üzere öldürmekle. İnsanları da seviyor. İnsanlar da öyledir. İnsanlar en cam ya, en çok seven insandır, mahlukat içinde en çok sevilen de insandır. Çakalı kim sever? Ancak familyası sever. Bizi, muhabbet kuşu bize sever bile yetiştirsek. Bizim sığır bizi sever, dostları bizi sever. İnsan da öyle. En çok insan sevilen de ve seviliyor. Seviyor ve seviliyor. Seviyor. Böyle bir insanı diriltmemek üzere öldürse Allah, Mehdi abi, diriltmemek üzere kabre soksa. Ne demektir biliyor musunuz? İnsan ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken insan, şu kalbimizde muhabbetin hududu var mı? Yok. Ebedi bir zatı muhabbet etmek için yaratılan şu kalbi ebedi bir adavetle gücendirmek. Yani kafirin diyor Allah düşmanı olmasının sebebi sözlerde diyor ben beka istiyorum ama sen beni öldürüyorsun. Ben sonsuzluk istiyoruz ama beni fanide yaptın. Yani fıtratının isteğini dünyada istediğinden ki olmaz. Onun için kafir Allah'ın düşmanıdır. Kaçıncı sözde geçiyor? Kafir Allah'ın düşmanı oluşu bundan anlaşılır diyor. Hatırlayanız var mı? 10. söz. Kafirin Allah düşmanı olması, orada uzun anlatıyor da, beka istiyor, faniye koydum. Sonsuzluk istiyorum, beni öldürüyorsun. Yani ne demek? Fıtratının iktizasını burada istiyor. Fıtratının iktizası burada yok. Yaratılışımızın iktizası orada. İşte Allah böyle sevilen ve seven bir mahlukunu, mahbub ve muhip olan insanları, yani mahbub nedir hoca? Sevilen. Mahbub, hub, seven ve sevilen, muhip. İnsanları diriltmemek üzere öldürmekle ne yapmış oluyor Allah kendisine? Ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavetle güncendirmek olamaz ve kabul değil. İnsan o zaman bütün insanlar Allah düşmanı olurdu. Madem bizi ebedi yok edecektin niye beka fıtratıyla yarattın? Madem ebedi bizi ayıracaktın niçin bizi
sonsuz kavuşma istidadını verdin. Allah ki dünyada hiç israf etmez. Gübreden elmayı çıkartan Allah. Sudan insanı yaratan Allah. İsraf etmiyor. İnsana edilen masrafa bakın. Karaciğeri, böbreği, dala, güneşi, havayı, dünyanın dönüşü, nemi, coğrafyası, elmasını, armutunu, hayvanları, kokuları, tatları, seslerle neylerler sana masraf etmiş. Böyle bir bütün varlıklarla insan donatılacak. Diriltmemek üzere sokarsa insana edilen bütün masraflar israf olur. Madem israf edecekti, niye yarattın derdi insan. Ebedi sonsuz bir adavet ederdi. Ebedi bir adavet ederdi. Beka dünya mı oluyor hocam? Beka öteki taraf. Beka. Sonsuzluk. Ahiret. Beka istiyoruz abi. Ahiret istiyoruz. Ahiret istiyoruz. İstemeyen var mı abi? Cennet istemiyor musun? Kim istemez? Ya. Ha peki bu isteği çürüttü seni diriltmemek üzere. O zaman o fıtrat, beka isteyen fıtrat tersine döner. Düşman. Çocuk ne getirdin baba diyor. Çikolata. Gösteriyorsun vermiyorsun. Olmadı. Uyuyana kadar ağlar değil mi? Evet. Madem vermeyecektin niye gösterdin abi? Seni çok seviyorum da azap veriyor. Onun için ulan sevgi böyle midir? Yani bu insanı kendisine, bu insanları kendisine adavet ettirmez. Sevgisinden mahrum etmez ve soğutmaz Allah. Niye sonuç yapsın? Zor değil ki Allah'ın cennettir. Dünya ve cennet iki menzili gibidir ya. Bir kapı öteki kapı öteki oda ya. Allah için zorluk yok ki. Niye vermesin ya? Şöyle diyeyim. 10. sözdekini söylüyorum. Dünü yaratan. He Murat? Yarını yaratamaz mı abi? Abi yaratır. Çünkü dünü yaratmış. Dünü yaratan. Yarını da yaratır ya. Şüpheniz var mı ya? Kışı yapar. İlkbaharı da yapar. Yapar. Çünkü onu kaldırmış. Dünya yapan ahireti de yapar ya. Dün yapan, yarını yapamaz olsa, ha dünya yapan ahireti de yapamaz olurdu. İlk yapmak daha zor. Zordur abi. Demek ki eğer diriltmemek üzere çürütse, insanları kendisine ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabul değildir. Belki başka bir ebedi alemde mesudane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Bak şimdi. Doktor kaç sene okudun abi? 20'ye yakın oldu abi. 20 sene. Niçin okudun abi gece gündüz? 20 sene okudun. Niye okudun? Doktor olmak için. Peki sonunda rahat ederim diye değil mi? Ömrünün belki de 3'te 1'i gitti. Yani 3'te 1'i de çocukluk. 3'te 1 tahsil kaldı 20 sene. 20 sene rahat için 20 sene okudun. Değil mi? Doğru. Şimdi kardeşim, insanda böyle bir yapısı var, tamam mı? Bu zorluklara niye katlanıyorsun? 20 sene niye? En çok ders çalışan tıpçılardır, sizsiniz. Yatmadıkları günleri oluyor çünkü beraber kaldığımız vardı. Ben yatardım, onlar çalışırdı. Ama iyi bir hayat yaşayacaktı. Bizim gibi uçağı tamir etmeyecekti. İnsanı tamir edecekti ama bedeli fazlaydı. Tamam mı? Şimdi bu varlık içinde en sıkıntı çeken de insandır. Bırak çeksin. Çünkü niye? Adem Aleyhisselam bile cennetteyken, Adem peygamber iken ve alleme Adem esma külleha bütün isimleri donanımı donattığı halde oranın cennet olduğunu bilmiyordu. Bilseydi fani olduğunu zannetmeyecekti. O meyveyi yemeyecekti. Beka bulayım diye yedi ya. Demek ki fani zannediyordu. Vesaire. Orayı anlamlandırmak, kıymetlendirmek için nizam buraya gönderdi. Abidin kardeşim. Abidin değil mi? Evet. Bak, Abidin kardeşim. O zaman dünya ahireti anlamlandırmak için çok mühengi taştır. Buraya gelmeden cennet anlamlı olmaz. Olmaz. Cennetin cennet olduğunu neyle bileceksin? Ya. Mesela gözü kapalı, doğuştan ama karanlığın ve aydınlığın ne olduğunu nereden bilecek? Görmemiş ki.
Faniyi görecek ki cennete bekaya anlasın. Bir anda bir yerde olacak ki bir anda her yerde olduğu cenneti ha. Biz niye korkuyoruz ölümden? Çünkü dünyadan insan alıştığı daireden kiracı dahi olsa çıkmak istemiyor mahalleden. Ama gidecek olduğu dünyaya göre gidecek olduğu cennet Ahmet görse kıyas edecek. Bu mu bu mu? Oo, balıklama atla. Bilmediğimiz, görmediğimiz için korkuyoruz. Çünkü endişe oradan geliyor. Zaten, peki görsek ne olurdu? Dünyada kimse kalmaz. Herkes geçmek için intihar ederdi. Ömer abi intihar ederdim biliyor musun? Yok etmem diyorsun. Peki bir kız için intihar eden var mı abi? Çok. Peki fabrikada para kazanmadı, iflas ettim diye intihar eden var mı abi? Var. Peki sonsuz serveti görsen cennete, oradaki hurileri görse, adam burada kalır mı bir gün ya? Ona bir kız bana... Bir dakika. Kızlar ben seni seviyorum. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. Vay da köprüden aşağıya. İşte Allah oraları kapattı mezarlıklarla, kefenlerle, çamurlarla falan. Tam karanlık gözüken toprak altı 4 tane. Soğuk, kimsesiz, yalnız karanlık, dağ. Böyle kapatmış ki burada kalın da iş yapın. Hemen atlamayın oraya. O kadar güzel. Vallahi acayip bir güzel. Perde kalksa var ya mesela. Bir dakika durmasına ne var? Bir dakika durmasına. Gece gündüz ya Rabbi bize sıhhat ve afiyet ver derken dünyada Allah'ım her an beni al oraya. Ya Rabbi beni oraya al. Her şeyin bir bedeli var mı? Ya var. Diyecektik. Şimdi demiyoruz. Evet. Şimdi sen ne diyorsun? Şu karşıdaki şey var. Şeyin karşısında da güvenilir mezarlık. Benim mezarım da ondan yukarısıdır. Ha? İsmail Turan vermişti yani. Sizin arabası yok. Hangi işi bilir? Sadece tünele giremiyor abi. Ha? Tünele giremiyor diyor. Tünele giremiyoruz. Tam da adamına diyorum ha. Tünele giremiyor. Mesela. Buradan pencere çıkartıyorum. Ya Rabbi. Vallahi Allah söylüyor Kur'an'da. Anlatıp bitiremediği cennet. Vallahi en azından şu 60 sene sırf kafayı şöyle sokup da ulan Allah dediği cennet böyle bir bakayım diye 60 sene sırf secdeye kapansak sırf böyle bakmak için yeterdi. Bir de Rüyetullah abi. Rüyetullah zaten bir şey değil. Allah'ı göreceğiz. Allah'ı. İman ettiğin Allah'ı göreceğiz. Ulan 5 vakit yöneldiğin Kabe'ye ilk gidenlerin duygusuna bak. Yöneldiğin ya, ilk gördüğün zaman. Bir de seni yaratan Allah, iman ettiğini Allah'a göreceksin. Allah, Fesubhanallah. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına bize bunları nasip et. Allah'lığın hatırına, ya Rabbi, Allah'lığın hatırına, Muhammed'in hatırına, Muhammed'in senin yanındaki değeri hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ümmetinin ve bütün Beni Adem'in imanlarının yekünü senin yanındaki değeri hatırına ya Rabbi. Rüyet Allah'ın kendini, rüyetini bize göstermesin. Amin. Amin ya Rabbi. Ne kadar hoş oluyor ya. Öyle bir yerlere gideceğiz kardeşim. Tünel. Yesinler tüneli. Kabir. Teristir terist. Narkoz yediğin zaman anlıyor musun? Ameliyatta olduğunu. Yok. Azrail Aleyhisselam sana narkoz vuruyor. Gözünü açıyorsun. Ben Rabbuke. Oo, ne haber lan? Ve Azrail Aleyhisselam dediğim narkozladı. Ruh çıktı gitti. Hasan adam öldürecek. O kadar güzel ya. Ölüm vallahi çok güzel. Ya. Hiç öldün mü abi Ömer abiden? Narkoz değil de hiç öldün mü abi? Yok değil mi? Bak Azrail Aleyhisselam demek hemşire gibi narkoz veriyor. Ruh güzel çıkıyor. Vallahi gözünü açınca narkoz hastaneye aşağı indiriyorlar biliyor musun? Narkozu nerede? Aşağıda yapıyorlar bu durumda. Nerede yaşıyor? Yukarı servisi yukarıya çıkıyorlar. İşte narkozla toprağa iniyoruz. Sonra servise çıkıyoruz. Oradaki görevliler diyor ki hey Hasan Bey ne haber? Ama baktım servisteyim. Hiçbir şey hatırlamıyorum ameliyat. Siz kimsiniz? Nüker Mekir. Oo, ben de yalnız korkacaktım hastanede ya.
Usta diyor ki nükel mekir denen iki arkadaş diyor. Geldiler diyor, yalnızlığımı giderdiler diyor. Lan ne yapacaktık biz orada? İyi ki geldiler de. Hey yok mu kimse burada? Lan bu hangar gibi yer ya. Hiç kimse yok. Lan ödüm ispatlar. Ne var kardeşim, hayırdır, bir şey mi aradınız? Ha öyle mi ya, iyi ya, bir tane adamsa. Ulan kabine girdik. Karanlık. Soğuk. Dar. Kimsesiz. Ne yapacağız orada? Cennet olsa. Hey kimse yok mu? Nükel mekil. Var kardeş, heyecanlanmaya dur. Geliyoruz dur. Elim yıkayıp geliyor. Ha öyle mi ya? İyi ya. İki tane arkadaş diyor, çıka geldiler diyor. Benimle diyor tatlı tatlı sohbete başladılar diyor. Münis arkadaş oldular diyor. Münis arkadaş oldular diyor. Ölen usta da mı abi? Ölen usta. Ömer değil. Olsun. Ömer de mutalifesi. Ben de bir rüyada ölmüştüm abi. İlk önce itikat kitabını açtılar. Bir tanesi dedi ki, bu ömrü Allah'a anlatmakla geçti. İtikattan sormayalım. Elhamdülillah. Sonra amelden sormaya soralım dedi. Mehmet abi biraz böyle hafif bir korkulu ürperli başladı. Yani ümit çok. Ama şöyle bir şun, %15-10 Ahmet sıkıntı başladı. Ahmet'den soralım bunu dedi. İtikat sormayalım, bu hep itikat anlatmış. Ben sorun kardeşim dedi. Hiç böyle Mehmet efendim demedim yani, mahkeme gibi yani. Sorun kardeşim ama hafif bir korku var. Dedi ki Ahmet'in dediği hulasası, camiası olan namazdan başlayalım deyince biraz daha sıkıldım böyle. Allah Allah olan dedim. Bir yere mi sokuyorlar bu işi? Dedim, tamam dedi, açtı. Ömer abi, açtı. Şu kadar kaza namazım vardı dedi, sabah namazı. Ama kazayı kıldı. Oh, atladım. Öğlen namazında şu kadar kazam vardı. Ama bekliyorum, kazamı kılmışım ya. Ama kazasını kıldı. İkindi, akşam, yatsının farzı. Yatsının salat-ı vitri. Şu kadar salat-ı vitri kazan var. Ama kılmadı. Meğer sıkıntı oradaymış. Orada mıydı? Orada, oydu. Salat-ı vitri. Tabi hocayı seviyor. Çıkış yolumuz var ya. Paketlemiştik ya bir şeye. Göndermiyor. Dedi ki niye kılmadın? Kitap elinde iki kişi duruyor. Dedim ki Şafii mezhebinde sünnettir, Hanefi mezhebinde vaciptir. Ben dedim Şafii taklit ederek sünneti olarak şey yaptım. Sünnetin de Allah'ın hesabı yoktur. Sen Şafii mezhebinde miydin? Değildi mi? Niye taklit ettin dedi. Dedim ki mezhepler arası taklit olur. Sen hocasın dedi. Taklit ne zaman olur dedi. İhtiyaç ve zarurette dedim. İhtiyaç ve zaruret miydi dedi. Kılamıyor muydu? Yazmıştır. Şınav çok şey. Dedim ya, bir daha fırsat verin. O bitti dedim. O bitti. Sana fırsat verilmişti. Ve bunları anlatıyordun sen. Dedim ki, bir daha anlattım. Bir daha fırsat verin. Dedi ki, yok. O zaman en çok sevdiğim insana şefaat, ya Rabbi dedim. Muhammed'in senin yanındaki değeri hürmetine bana bir daha fırsat ver. Bir ortalık karıştı, bir şey oldu. Ben geçtim kendimden, onlar yok oldu. Biraz sonra oturdu. Olaylar oturdu. Rabbim nida etti, dedi ki son bir kez daha fırsat verin. Tabii bu arada yılan sarmış beni. Nefes alamıyorum. Böyle butum kadar sarı bir ilan, ucu yok, kafası yok. Pulları buğday tarlası gibi yatıp kalkıyor. Vallahi sarmış beni. Nefes alamıyorum. Bakamıyorum iğrençten yani. Nerede patlayacağım? Bir daha fırsat verin. Uyandığım zaman zaten her taraf alt üst olmuştu. Ve o rüya buradaydı. Bu kırık.
o Yıldırımhanların evinde. İlk geldiğim değil, öteki. Muratların öteki. Orada. Ne yaptım biliyor musun Mehmet abi? Hasan Ayel var diye şurlu. Evet. Beraber. Ona dedim ki bugün ben öldüm. Kim gelirse gelsin Allah'ın kulu ben yokum. Tamam abi bir şey mi? Bir şey olmadı. Hiç soru sorma. Bana dedim bir sure hepsi ver. Abi dedi namaza, yemeğe hiçbir şey çağırma. Hasan bugün yokum. Tamam abi. O dedi patladı. Kapıyı kapattım. Su, salatı bitir. İnna attehna kulu valla velas. İnna attehna kulu valla velas. İnna attehna kulu. Bir günde 126 gün kazayı bitirdi. İsterse bitirme. Ama şimdi rahat. Şimdi rahatım. Kazan varsa abi var mı? Kılıyor musun abi? Kılmıyorsun. Vallahi ya orada ödeyeceksin ya burada. Ya orada kılacaksın ya. Orası pahalı değil mi abi? Abi dünyanın 1000 senesi, peygamberimiz diyor. Dünyada 1000 sene, ahiretin bir günü. Ahiretin böyle bir günü 83 yıl bir kazaya namaz kıldırtacaklar. Bastığın zaman sıcak o şeye, nereye basıyorsan saca, beyin fokur diyecek. 83 yıl ama bir yıl dünyanın gününe göre 1000 yıl. Ama bu dünyada ise inatıyla kulu vallahi ötüyoruz. Hemen inatıyla kulu vallahi selam ettim. Yani hava günler kısa, orucunu da öde. Bitti. Niye bu rızka gireceğim ki? Bitti. Böyle dalin abi. Yarısını zaten oruç tutarken yarısını da uykuya tutturursun. Değil mi? Öğlen ikinden sonra değil. Öğlen kıldıktan sonra bir yatarsın ikinde kadar. Ha, yarısını da orucu şeye tutturursun uykuya. Leküm dinüküm veliyeti. Son cümlemi okuyayım ki çeseyim. Abi başlayacak mıyız? Söz mü? Ya Rabbi şahit ol. Kazası olan var mı abiler? Hep elini kaldırma. Şahit ol. Olmayan var mı diye başlayalım. Olmayan var mı? Peki şu konuşmadan sonra başlamayacağım ben gene diyen var mı? O yok işte. İnşallah. 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 Mehmet abi başlayacak mıyız abi? İnşallah. Tabii. Abi vallahi ya orada kılacaksın ya burada. Evet. Tercih et abi. İnna tele kulu vallahi bitti. Evet. Belki başka ebedi alemde Mesudani yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alimi bekada onların aynesi olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaktan işaret ederler. Evet, son cümle. Evet, ebedin sadık dostu ebedi olacak ve bakinin aynı izi şuuru baki olmak lazım gelir. Bir daha. Evet, ebedin, Allah ebed ya, ebedin sadık dostu biziz, ebedi olacak ve bakinin aynı izi şuuru baki olmak lazım gelir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Selamun aleyküm.